İyi akşamlar değerli seyirciler. Gündem özel programıyla yeniden karşınızdayız. Bu akşam yine ilimizde deprem sonrası yapılan hasar kontrollerinden sonra verilen kararlardan memnun olmayan birçok vatandaşımız var. Özellikle orta hasar diye tabir edilen hasar türüne yönelik çok büyük tepkiler söz konusu, itirazlar söz konusu. Bu konuda özellikle bu akşam gündemimiz orta hasar hasar tipi olacak. Ve bu konuda da Elazığ'da alanında uzman bir kişi, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ömer Keleşoğlu program konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet değerli seyirciler, Ömer hocamızla birlikte geçtiğimiz haftalarda yine bir program yapmıştık ve oldukça da önemli bilgiler aktarmıştı Sayın Keleşoğlu. Bu akşam da yine özellikle orta hasar tipini konuşacağız ve bunun yanı sıra yine Elazığ'daki yapı stoklarını konuşacağız. Özellikle bitişik nizamları konuşacağız. Çamur haçlı yapılar var Elazığ'da. Bazı kerpiç yapılanmalar var. Bu yapıların risk durumunu konuşacağız. Yine binalar arasındaki, bitişik nizamlar arasındaki dilatasyon derzi olup olmamasının ne tür dezavantajları var? Artıları nelerdir, eksileri nelerdir? Bu tür konuların hepsini Sayın Keleşoğlu ile birlikte konuşacağız. Evet hocam, isterseniz orta hasarla başlayalım programımıza. Tabii ilk depremin ardından hemen hasar tespit çalışmaları süreci başlamıştı. Ve o süreç tamamlandı. Sonrasında bir itiraz süreci vardı. Verilen kararlardan memnun olmayan insanlar için bir itiraz seçeneği vardı. O itiraz başvuruları da 17 Şubat'ta başlamıştı. Ve 18 Mart'ta sona erecek 30 günlük bir itiraz süreci var. Tabii o süreç şu anda başladı. Henüz ikinci kontrollerin de yapıldığı birçok bina var. O hızlı bir şekilde tamamlanıyor o süreç. Ama şu anda bakıldığı zaman Elazığ'da özellikle orta hasar kararı verilen binalarda yaşanan çok ciddi mağduriyetler var. Birçok vatandaşımız bu kararı benimsemek istemiyorlar. Çünkü şöyle bir dayatma var o orta hasar kanısı verilen insanlara. Devlet 27 bin lira bir güçlendirme kredisi verecek ve bu güçlendirme ile binanızda yapıp oturabilirsiniz ya da yapmazsanız bir yıl devlet süre verecek. Bu bir yıllık süre içerisinde o güçlendirme yapamadığı takdirde devlet gelip binayı yıkıp gidecek. Sonrasında artık yani arsa payı olarak herhalde bir değerlendirme ya da kendilerinin yeniden yapması gibi bir süreç başlayacak. Çok sıkıntılı bir durum yani işin özeti. İnsanlar evlerine orta hasar kararı verilen insanlar mağdur olduklarını söylüyorlar. Çünkü şöyle bir durum da var hocam, orta hasar verilen evlerde de oturmaya izin verilmiyor. Onların da güçlendirme yapılana kadar boşaltılması gerekiyor. Siz hocam tabii bu alanda uzman bir kişisiniz. Bu süreci nasıl gözlemlediniz hocam? Yani orta hasar diye bir tabir var mı teknik olarak? Ya da orta hasar verilmesi durumunda güçlendirme yapılır mı, yapılmaz mı? Binanın yaşı önemli mi? Bu konularda neler söylersiniz hocam? Evet, iyi akşamlar. Şimdi tabii ki son bir ay içerisinde hasar tespit programı içerisinde çevre şehircinin elemanları hem il merkezinde hem de kırsalda hasar tespitleri, ilk tespitleri yaptı. Ve dediğiniz gibi ikinci tespitleri geçirdiği dönemde özellikle orta hasarlı binaların, orta hasar verilen binaların dilekçeleri daha fazla. Evet. İnsanlar şöyle, aslında biz bu hasar sınıflarını belirlerken eğer orta hasarı da sınıflara ayırmakta fayda var. Çünkü bazı taşıyıcı elemanlarda meydana gelen hasarlar öyle orta hasar, ağır hasara yakın görünmüyor. Çünkü bunlar basit kiriş çatlakları, bunlar güçlendirme ile çözülebilecek veyahut da gelen elemanın vermiş olduğu hasar tipinin tespitinde gözden kaçan şeyler de olabilir. Mesela evet, işte hasar şeyine göre mesela 0.5 milimetrenin altında olursa işte az hasar sınıfına girer. Bunu karıştıran arkadaşlar da var. Tabii orta hasardan memnun olmayan arkadaşların ben öyle tahmin ediyorum ki büyük çoğunluğu eski yapılar. Evet.
Çünkü insanlar işte orta hasarın bir üstü ağır hasar. Hani demek benim de az kalmış veyahut bir ikinci depremde benim de binam zarar görüp o ağır hasara geçebilir diye düşünüyorlar. Ama öyle düşünmesinler. Fakat şöyle bir durum var. Eski yapı, yani şimdi gündemimizde deprem falan bir kenara, çünkü deprem oldu ama bitmedi, devam edecek. Bunun daha düşük seviyede artçı depremler olacak. Ha, böyle bir depremle bir daha karşılaşır mıyız? Yani benim tahminim karşılaşmayız. Fakat eski yapılar, bizim özellikle 98'den önceki yapılan yapılar, 75 ve daha önceki yapıların yapısal hasar bazında değil de bir de şunları şöyle değerlendirmek lazım. Bunların beton dayanımları, ondan sonra tasarım kuralları, kolon kesitleri, kiriş kesitleri ve bunların yeterli olup olmaması, mesela segregasyon olayının, mesela birçok eski yapıda karşılaştığımız bir durum. Bunlar işte hani çimento, su, kum ve agreganın bileşiminin oluşan beton dökülürken çeşitli sebeplerden dolayı taşıyıcı elemanlarda, özellikle düşey ve yatay taşıyıcı elemanlarda karşılaştığımız boşluk oranlar. Mesela ben de karşılaştım. Binaya orta hasar verilmiş. Fakat binanın taşıyıcı elemanlarına baktığımda çatlaklar var kirişlerde veyahut da yani orta hasar düzeyinde veyahut da onun alt düzeyinde diyelim çatlaklar var, ama bir de oraya teknik eleman girdiğinde depremin dışında olan bir olay, ama doğal olarak yapı kesitinde azalma, doğal dediğim yapım aşamasında meydana gelen kesitinde azalmadan dolayı taşıyıcı olan sistemlerin mukavemet dayanımları kesit zayıfladığı için düşürür yani. Çünkü bu da biz statik hesaplar yaparken boyutlandırmalara göre yaparız. Kesit boyutu düşünce bizim hesaplarımızın dışında olan bir durumla karşılaşırız. Hakikaten sanki depremden hasar görmüş gibi, bugün bir arkadaşımla birlikte gittim. Depremden hasar görmüş gibi kiriş kolon bileşim noktasında derin bir şey var, ayrışma var. Evet. Bu yapım aşamasında. Bunlar da aslında değerlendirilebilirdi. Hani sonuçta belki gözden kaçan bir durum. Sonuçta biz taşıyıcı elemanların çatlaklık düzeyine bakıyoruz, ama taşıyıcı elemanda böyle bir kusur da varsa bunu da ağır hasar sınıfında düşünmekte fayda var. Bir de şu var, orta hasarlı binalardaki oturan vatandaşların huzursuz olmasının hani psikolojik sebepleri, işte bu hani sendrom diyelim, orta hasar sendromu gibi bir şey, evet, oluştu. Evet. Ya eski yapı mukavemetine bir bakmak lazım. Yani artık belki itiraz sürecinde fazla itiraz olmadı. Hiç başlangıçtaki gibi değildi. Bütün binalar incelenmedi. Yani 1500 küsur, 1600 küsur civarında bir bina tekrar, belki bunun 1000 kişisi müracaat etti, evet, itiraz etti. Tam bilmiyorum sayı rakamı. En azından şüpheye düştükleri binalardan karot aldırabilirler. Yani çünkü kendileri veya çevre şehircilik veyahut da yapı denetimler vasıtasıyla o binanın beton sınıfına bakmakta fayda var. Zaten geçenlerde yine buna benzer bir bina gittiğimizde beton kesiti, taşıyıcı düşey eleman olan kolon kesitinin mesela 20 santim gördüm. Artık kirişlerin boyutları 50 santim, kiriş boyutları. Evet. 50'ye 20, 50, tabii yani standartların altında değil. Eski yönetmeliğe göre yapıldığı için kesitler zayıf yani. Evet. O zamanlar bunlara izin veriliyordu. Şimdi öyle değil tabii ki. Taşıyıcı eleman kesitleri mesela şu anki yönetmeliğe göre kolon kesitleri 30 santimetreden aşağı olamaz, ama o zaman 20 santimdi. 20 santim. Zaten zamanla da mukavemetim ve ayrışmadan dolayı da zaten donatılar hep dışarıda yani. Evet. Döşeme dahil. Kirişler işte bu iki binada da gezdiğimde onları gördüm. İnsanlar tabii bodrum katlarına indiğinden, bunu gördüğünden bir huzursuzluk oluyor. Ama bu tabii kısmen yani. Bütün binalarda bu var değil. Evet. Bir rahatsızlık hissediyorlar tabii ki. Ya diyor, benim binama niye ağır hasar vermediler diyor.
düşünebilirler. Tabii ki ikinci turda diyelim şeyde çevre şehircinin elemanları ikinci kontrole geldiklerinde belki bunları değerlendirmiş de olabilirler. İkinci kontrole gelinip de aynı hasarın verildiği de birçok insan var yine. Yani çok acaba fazla belli değil ama şöyle şeyde bir durum var hocam. Çok fazla kararların değiştiğini görmüyoruz. İlk rapor neyse ikinci raporda da yani şu an açıklanmadı verildiği herhalde ikinciye. Evet. Belki izlenim olabilir ama açıklansın, yani sözlü beklesinler. Olarak, en azından o insanlara beyan ediliyor yani. Bazen edebilirler. Evet. Bence beklesinler. Zaten evet. Üçüncü bir süreç var. O da zaten mahkeme süreci. Yani evet. Sonuçta ben binamın dayanımından şüphe ediyorum deyip ben orta hasar veyahut da benim binam orta hasar değil de az hasar. Hı hı. Ben bundan eminim deyip de vatandaşa tabii ki diğer yollar açık. Yani bu evet. İkinci tespitlerden sonra. Evet. Hocam burada şöyle bir durum var. 98 yılı öncesinde yapılan ve orta hasar kanısı verilen binalar için güçlendirme yapılır mı yapılmaz mı? Böyle bir soru var. Yani 98 yılından önce yapılan binaların güçlendirme yapılır mı yapılmaz mı konusunda tabii ki binaya bir performans analizi yapılır. Evet. Bundan önce ilk önce binanın ne alınır? İşte binadan uygun olan yerlerden taşıyıcı elemanlardan, düşey taşıyıcı elemanlardan karotlar alınır. Evet. Dayanımına bakılır. Sonra karot almak da hocam riskli değil mi? Yani binadan, o binanın şeyine göre değişir. Yani eğer hakikaten binadaki kesitler zayıfsa tabii ki ben karot alınması konusunda artı binanın betonundan şüphe ediliyorsa risk boyutu var. Yani mi? Fazla sayıda almak değil de belki birkaç tane alınabilir. Tabii risk boyutu olabilir yani çok eskiyse ya dayanımı iyi değilse. Evet. Gelen teknik eleman o konuda deneyimlidir muhakkak. Ona göre diğer yaklaşık yöntemleri belki tercih eder. Ama tabii ki karot diğer yaklaşık yöntemlere göre biraz daha net emniyetli. Yani. Fakat o da yani sonuçta gerçek bir sonuç değildir. Karot almak da malzemeyi yorarak alıyorsunuz siz taşıyıcı evet. elemandan. Çünkü o malzemeyi taşıyıcı elemandan çıkartırken, alırken o makinayla onu taşıyıcı elemana ister istemez taşıyıcı elemandan alacağın o malzemenin dayanımını etkileyecek. Ne kadar bir çapta bir cihaz hocam? Yani o değişiyor. Şeye göre alınacak numunenin çapına göre evet. 10 santim de var. 7 santim de var. O zaten alınacak şartnameye göre veyahut da işte binanın kesitine göre de değişebilir. Zaten ona göre de beton test yapılırken yani beton şeyde beton sınıfı belirlenirken orada ona göre o şeyler datalar ona göre giriliyor yani. Yani hocam şu anda o dayanımı sınıfı nedir? Şu andaki yönetmeliğe göre beton sınıf herhalde C. Şimdi yönetmeliğe göre şu anki C20'nin altındakiler zaten dökülmüyor. Şu an C26 beton taşıyıcı elemanlarda kullanılmıyor ama yeni yönetmelik veyahut da son zamanlarda öngörü C25 ve üstü. Fakat şu var C25-30 diyelim. Tabii ki o beton zamanla mukavemetini kazanıyor. İyi bakım yaparsanız, yapmazsanız mukavemeti de düşer yani. Çünkü betonu kürledikçe, yani sulamasını, bakımını yaptıkça beton mukavemeti artar. Mesela C25-30 dökülmüşken bakarsanız belki beton dayanımı C34-33'ü de bulabilir. Evet. Ama siz bunu yapmazsanız nitekim o zaman da beton sınıfı şeyi dayanımı düşer. O zaman hocam şöyle bir sorun çıkar mı? Mesela itiraz yapan vatandaşlar zaten bu numuneyi aldırdıkları zaman 98 öncesi yapıların hiçbirisinde bu standart yakalanamayacak ve hepsi altında kalacak. Bulunduğu yılın yönetmeliğinin standardına dayanımına uygun olursa mesela diyelim 75'te C14'tü işte 98'de C16'ydı. Evet. Yani uygundur ama elle dökülen beton olduğu için hani bir kısmı hakikaten beton dayanımını standart o dönemdeki yönetmeliğin standartlarını sağlayamayabilir. Bunların bir kısmı da zaten dediğimiz bu işte C18, 12 bunlar tabii düşük dayanımlı betonlar.
oluyor. Ama bizim öngörümüz mühendisler genelde C8 derdi. Hatta şu an C10 da diyebiliriz. Evet. Bu tür yapıların güçlendirme değil de yıkılmasından yanayız. C12 de düşünebiliriz belki ama kısmen, yani aslında C8 ve 6 derler ama evet, biz son zamanlarda hani C8-10 diyelim. Bunlar zaten güçlendirme tercih edilmez. Güçlendirme modeli hatta oturtulmaz yani program üzerinde de işte güçlendirme yapılacak da şu elemanlarda güçlendirme çıkacak, ben bunu mantolayacağım veya perde yapacağım kararı da verilmez. Evet. Yıkımına karar verilir. Hocam evet. Tabii geçtiğimiz gün İran sınırında meydana evet, gelen bir deprem vardı. Van ilimizde evet, ciddi bir şekilde etkilendi. Tabii orada yıkılan binalara bakıldığı zaman genelde kerpiç ve işte yığma binalar olduğunu görüyoruz. Aslında Elazığ'da da bu tip yapılar çok. Bu yapılar için bir tavsiyeniz var mı hocam? Yani çöken ya da can kayıplarının yaşandığı binaların, yapıların genelde bu tarz yapılar olduğunu gördük Van depreminde. Şimdi, son İran evet, sınırındaki özellikle depremde. Kırsalda, bizim ülkemizde kırsalda yapı stoğumuz hem mühendislik hizmeti görmediği gibi işte kerpiç ve çamur harçlı yani topraktan oluşan çamur harçlı karma moloz taştan yapıyorlar. Çünkü kırsalda olan insanlarımız genelde ekonomik durumları iyi olmayan insanlar. Evet. Ve kerpiç ve çamur harçlı karma yani çamur harçlı karma yani çeşitli boyutlarda moloz taşlardan yapının taşıyıcı elemanlarını oluşturuyorlar. Zaten biz biliyoruz ki kerpiçte kullanılan malzeme de şeydeki de çamur harçlıda da o kullandığımız toprak malzemesi bir bağlayıcı özelliği yoktur. Evet. Yani bu düşey yükler altında kendi yükünü taşıyabilir kısmen yük fazla olmadıktan sonra. Bir katlı, iki katlı yapıyorlar. Ben de gördüm. Okçular depreminde de gördüm bu yapıları. Tabii hepimiz evet, gördüm derken tabii ki hepimiz köylere, şura bura gittiğimizde bu yapılarla karşılaşıyoruz. Hani belki normal vatandaş pek bunlara dikkat etmez ama biz çünkü inşaat mühendisi olduğumuz için biz daha çok bir mekana girdiğimizde veyahut da bir mekanda bulunduğumuzda daha çok yapının taşıyıcı elemanlar hakikaten gözümüze ilişir. Onunla ilgileniriz yani en azından bakarız. İster istemez bir alışkanlık olmuş. Bu yapılarda şöyle bir şey, yatay yük altında yani deprem yükü altında hiç tereddütsüz yani iki tane taşı üst üste korsanız, üç tane beş tane bir duvar oluşturursanız bu da onun gibi çamur olup olmaması önemli değil. Zaten bağlacık özelliği yok ya. Bizim işte kırsaldaki köylerdeki yapılarımızın yapı stoğumuzun %60'ı ortalama olarak bu şekilde. Evet. Bunu aslında bir devlet politikası oluşturulabilir. Mesela valilikler veyahut da işte kaymakamlıklar değil mi? Hı hı. Muhtarlıklar bu tür yapılara izin vermemeli veyahut da bununla ilgili bir düzenleme yapılmalı. Çünkü bu yapılarda yaşayan insan, ülkemizin %90'ı deprem bölgesi. Evet. Her halükarda hangi bölgede olursa olsun bu tür yapılar yani muhakkak var ve deprem etkisinde ne olacak? Yıkılacak. Yıkıldı mı mal ve can kaybına sebep. Evet. Nitekim 9 tane insanımız orada vefat Van'da, etti değil mi? Evet. Mesela 2010 yılında Okçular'da olan depremde 41 kişi vefat etti. Evet. Kerpiçlerden. Çünkü kerpiç yapının şöyle bir özelliği var. Şimdi kerpiç yapının çatı kısmı, oluşturulan çatı kısmı dam şeklinde yaparız. Kışın sürekli tabii akıntı olmasın yaz şeyden sezona yağmur şeyde sonbahara girmeden önce yaz sezonundayken biz onu güzel sürekli toprak sezi işte 1-2 ve sonra bakarsınız ki çatı kısmında oluşan çatı örtüsü yani o şey dam kısmı şeyi yüksekliği artmıştır. Şimdi düşünün yani biz ne diyoruz hani o zaman ne oldu? Ağır bir malzeme, çatı örtüsü. Bunu taşıyacak olan kerpiç duvarlarda kalınlığından daha fazla, ağırlığı fazla. Deprem anında yatay bir yük vurduğunda tabii ki
O kütle aşağı inecek. Çok o zaman da insanların zaten okçularda birçok insanımız hatta boğularak ölmüştü. Evet. Boğularak o toz toprağın içinde boğularak ölmüştü. Çünkü çamur ya. Evet. Aynı şekilde biz orada gezdiğimizde yani o binaları incelediğimizde hakikaten çamur haçlı karma moloz taştan evler vardı. Onlar da yıkılmıştı. Orada da kayıplar vardı. Evet. Evet. Tabii yani bu biz, tarz binaların artık mümkün olunca yani kırsalda da bir tek tip bu tür şeylerin yasaklanması lazım. Ben ki kerpiç hani kerpiç yapı var. Usulüne göre yapılanlar da var. Mesela bir metrede bir hatırlar atılıyor, ahşap hatırlar. Hatta öyle yapılar var ki eski belki de 100 yıldır duruyor. Ama o yapılarda taşıyıcı elemanlar içerisinde çaprazlamalar atılıyor. Bunlar hani bizim bildiğimiz betonarme veyahut da hani çelik yapılarda çaprazlamalar var ya. Bunlar perde görevi görmektedir. Ben kerpiç yapı olup da 100 yıldır ayakta duran, depreme karşı da direnç gösteren ama onlar özel yani yapılıyor. Evet, özellikle ahşapta sünek bir malzeme olduğu için, onlarla ahşap yapılarla destekleniyor. Ahşap malzemelerle desteklenip depreme karşı az da olsa bir dayanım sağlayacak bir yapı türü oluşturuluyor ama bu da çok istisna yani. Çok istisna. Çok nadir. Evet. İyi akşamlar. Karşıyaka Mahallesi'nde sadece lojmanlar mı kentsel dönüşüm kapsamında? Ayrıca imara açılacak mı? Şehrin girişi olmasına rağmen hiçbir yenilik yapılmadı bugüne kadar. Bundan sonra yapılacak mı demiş ama çok da fazla ilgimiz alan bir konu değil. Evet, yani benim bildiğim kadarıyla sadece o lojman bölümü kentsel dönüşüme alındı ama detaylı bilgi, bu konuyla ilgili detaylı bilgim yok. Hayırlı akşamlar. Bizim evde ağır hasar aldı ve yıkıldı. Ben de DASK mağduruyum. Bize gelip bakan ekspertizin dediği aynen şuydu. Ödemenin tamamını almanız için depremin vurup alttan kolonları kırması lazımmış. O yüzden yatan para sadece 12 bin lira. İtiraz dilekçesi yazdık. Bakalım ne olacak demiş. Tabii bu da sonuçta ama şöyle yargı bir şey, boyutunda olacak. Ya şöyle bir şey var yani. Sonuçta gelen teknik kamunun görevlendirmiş olduğu çevre şehircinin personeli gelip ona ağır hasar vermiş. Bu bir resmiyete dökülmüştür ağır hasar olduğuna dair. Hani tabii ki dediğiniz gibi bu yargı vasıtasıyla bu arkadaş öyle zannediyorum ki parasını alabilir. Çünkü resmiyette binası ağır hasarlı yani. Evet. Bir arkadaşımız yine resim göndermiş. Binasından çeşitli resimler çekmiş ve Doğukent Mahallesi 99. sokaktaymış. Kirişlerde hocam size göstereyim. Siz yani, daha iyi analiz edeceksiniz. Bakalım da değerlendirmeyi fazla bir şey diyemeyiz. Evet. Çünkü yerinde görmek farklı bir olay. Evet. Bu kirişlerde meydana gelen çatıklar. Evet. Hani buradan göründüğü kadar öyle 0.5 milimetrenin altında görünen çatlaklar. Ama aynı kiriş mi? Farklı farklı noktalar. Evet. Herhalde farklı farklı resimler. Tabii yapı kaç yılında yapılmış? Nasıl bir yapı bilmiyorum. Doğukent ise muhtemelen eski de olabilir. Eski tabii bir yapı. Eski yapılar ağırlıklı olarak Doğukent'te var. Taşıyıcı elemanlarda pek bir şey görünmüyor ama kirişlerde var. Tabii ki şu var yani eski bir yapı. Eski bir yapı olduğu için hani belki talebi ne veyahut da bir şey söylediği yani bir şey var mı? Yani tepki gösteriyor. Orta hasar verilmesine. Orta hasar mı verilmiş evet, diye orta düşünüyor. Hasar, evet. Altta yazmış en altta. Orta hasar diye. Tabii yani bu tarz özellikle şurada bir betonda demir çıkıntısı var hocam. Yine burada da orada herhalde benzer. Yok şey beton örtüsünü kırıp zannedersem tesisat bağlamışlar. Orada bir tel de var. Evet. Demir tel var. Yani bu buna dışarıdan benzer, müdahale yapılmış. İnsanların şu var yani tabii ki ikinci tespite gelen arkadaştan verdikleri değerlendirme sonucunda tabii arkadaşımız diyelim kendi binasının orta hasar değil de ağır hasarlı olduğuna inanıyorsa tabii bir de bunun mahkeme yolu var. Evet. Sonuçta yani bir 15 günlük süreç içerisinde 18'inden sonra zannedersem tarihler belli olacak. Mahkeme verir. Orada bilirkişi heyeti vasıtasıyla gelir. Bir değerlendirme yapılır. Evet. Yani benim kişisel görüşüm şu yapı
eski bir yapıysa, dayanımı da düşükse, orta hasar deyip de güçlendirme yapmanda bir şey yok yani. Güçlendirme önerisi olarak daha çok hani mesela 98 yılından sonra yapılan binalarda olması daha makbul. Ama tabii 98'den önceki binalarda da dayanımı iyi, özel yapılmış veyahut da özenilmiş yapılarda performans sağlar. Evet. Problem değil ama çoğunluğu ben genel öyle zannediyorum. Genel kanım öyle. Evet. Biz daha çok güçlendirme mesela şeyde de yığma yapılarda da bazen güçlendirme önerisi falan güçlendirme ile ilgili karşılaşıyoruz. Yığma yapılar çok özel yapı değilse güçlendirmemesinde fayda var. Çünkü yığma yapıda güçlendirme yapmanın çok mantığı yok. Ama bugün bir tarihi bir yapıysa değil mi? Evet. Bir hamam veyahut da bir cami ise tabii ki onun maddi boyutuna bakılmaz. Zaten onun için yapının özelliğini bozmadan güçlendirme yapılmakta fayda var. Bildiğim kadarıyla hocam orta hasar yani sınıfında yığma binalar yok. Yani yığma binalara herhalde ağır hasar veriliyor. Çünkü öyle mi? Yani öyle biliyorum ben hocam. Tamam. Çünkü taşıyıcı kolon olmadığı için herhalde böyle bir seçenek kolon fazla değil de bir şey şöyle bir şey. Yığma yapılarda güçlendirme yani yeterli performans sağlayamayabilir yani. Evet. İyi akşamlar. Adıma iki dairem var. Biri Aksaray Mahallesi'nde, diğeri Ataşehir Mahallesi'nde. Kendi oturduğum daire ağır hasarlı, evli oğlumun oturduğu daire ise sağlam, ev hakkı sahibi miyim demiş. Yanılmıyorsam bu tür durumlarda sadece bir tane hak sahipliği tanınıyor. Evet, bir tane hak sahipliği var. Diğer evin de arsa payı üzerinden herhalde ödemesi yapılıyor hak sahibine. Yani daire verilmiyor, sadece bir tane, evet, hak sahipliği var. İyi akşamlar. Ömer hocam, binalarda yorulmayı yorumlar mısınız? Vedat Bahçeci yazmış. Teşekkür ederim. Yorulma. Şimdi binada yorulma, biz daha önceki programda da bunu bana sordular. Binadaki yorulma şöyledir. Yani taşıyıcı elemanda, elemanlarda eğer çatlaklar söz konusuysa bu yorulmanın belirtisidir. Evet. Yoksa taşıyıcı elemanızda bir şey yok. Yani kolon ve kirişler tabii, değil mi hocam? Tabii. Taşıyıcı eleman derken kolon, kiriş, döşeme işte artık perde duvarları. Şeylerde, yığma yapılarda taşıyıcı duvarlar. Hı hı. Şimdi bu yapılarda eğer taşıyıcı elemanlarda problem yoksa yorulma yok. Yani yorulma olması için yapının taşıyıcı elemanlarda çatlak olması lazım. Evet. Bu sebepten dolayı eğer çatlaklar çok bütün aksetmişse hakikaten yapı yorulmuştur o zaman. Evet. Bir de böyle bir soruyla karşılaşıyoruz genelde bu tür soruyla. İşte deprem oldu, benim binam yoruldu. O zaman biz ne yapalım ülke olarak? Her depremden sonra bütün binaları yıkalım, değil mi? Yeniden yapalım. Evet. Yani bu mantık, bu arkadaşın sorusu için söylemiyorum. Evet. Bazı insanlar da böyle soruyor, karşılaşıyor biz de vatan. Halbuki öyle bir şey yok. Yorulmuşsa taşıyıcı elemanlar çatlar, o zaman... Bir belirtidir değil mi belirti hocam? Belirti tabii. Yani. Evet. Yoksa onun haricinde bir şey yoktur yani. Evet, iyi akşamlar. Ben Abdullahpaşa'da oturuyorum. Yıkılan evleri sulamıyorlar, dumandan gezilmiyor, çocuklar dumandan hasta olacak diye korkuyoruz, lütfen gündeme getirin demiş. Evet, ben de bugün gerçekten baktığım zaman o bölgede bir işim vardı. Duman toz, demiş, toz yani. Evet. Toz bulutu kalkıyordu resmen. Evet. Yani bildiğim kadarıyla sulama yapılıyor ama demek herhalde yeterli gelmiyor. Çünkü birçok binanın yıkımı... Yıkılan bina çok olunca hakikaten... O da bir saatten sonra tabii, fayda belki göstermiyor. Belki itfaiye falan mı sulama yapıyor bilmiyorum ama... İtfaiye yapıyor. Kolay değil tabii o kadar binayı. Merhaba, evimin sağ solu yıkıldı ama bize hasarsız raporu verildi. Kentsel dönüşüme girdi diyorlar. Yıkılacak bir kentsel dönüşüme girdi diyorlar. Bir yıkılacak diyorlar. Yıkılmayacak. Ne yapalım? Ben Abdullah Paşa'dayım demiş. Abdullah Paşa'da bildiğimiz kadarıyla kentsel dönüşüm söz konusu değil mi? Evet, orada herhalde. O yüzden yani. Ama hocam orada mesela tüm binalar mı yıkılacak? Mesela yeni yapılan, bir yıl önce yapılan bir bina. Şimdi şöyle bir şey. Bu olacak? Kentsel dönüşümle ilgili imar çalışması yapıldı. İmar çalışması alanı içerisinde bulunan tüm binaların yıkılır diye düşünüyorum. Eski yani. Ve yeni fark tabii, etmiyor. Tabii fark etmiyor. Yıkabilirler. Tabii ki bu bir politika yani. Evet. Sonuçta orada bir imar çalışması yapılmış.
Peki yeniden hocam, bir yapılanma yapılacak. Bir yıl önce yapılan bir binaya uygun bir imar yapılsa, yani onu yıkmak yerine en azından öyle bir külfetten de kurtul, yani öyle bir teknik olarak böyle bir modeli var mı bilmiyorum ama şey yani, mi yani o? Yani diyelim mesela kentsel dönüşüm alanı içerisinde bir yıl önce yapılan bir bina var, yeni bir bina. Ya yani burayı yıkmak yerine ona uygun bir yol. Daha artık onu evet, yetkililer yani, bilir de teknik yani olarak böyle teknik bir şey olarak var mı bilmiyorum ama yani belki uyarlayabilirlerse tamam, ama yok kentsel dönüşüm içerisinde bütün binalar yıkılacak derlerse herhalde yapılacak bir şey yapılacak olur. Başka bir şey yok yani. Evet. İyi akşamlar Ceyhun Bey, size zahmet. Bu Abdullah Paşa Mahallesi'nden tozdan geçilmiyor. Sulasalar dile getirseniz iyi olur demiş. Az önce evet, okumuştuk zaten buna benzer bir mesaj. Sürsürü Mahallesi'ndeyiz. Orta hasar verildi. 94 temel atımı 4 blokta da kirişler ve kolonlarda var. 12-17 kolonlarda var. Oturuyoruz. Sıkıntı olur mu demiş. İnanın hiçbir şey anlamadım mesajdan. Şey mi, çatlak mı var? Kirişlerde yani ve kolonlarda çatlak mı var demek istiyor acaba? Hocam. Orta hasar mı vermişler? Orta hasar yoksa? Evet. Bir tek fotoğraf mı evet. Göndermiş? Bir şey görünmüyor burada peki ama. Yani bir çatlak görebildim ama oradan. Şeyde o sadece eğilme çatlağı var kirişte. Evet. Düşey yani kirişi dik doğrultuda. Bir eğilme çatlağı var. Ya bu hatta devam eden bir çatlak değil. Belki bu daha önceden bir oturma çatlağı olmuş abi. Eski bina ya. Tam emin olamadım hocam. Ben, orta hasar mı dedim? Evet, orta hasar verilmiş. 94 yılında temel atılmış. 94 işte 98'den önce yapılmış yapı. Evet. Zaten bunlar ikinci kez geldiklerinde yer belki tabii nasıl bir değerlendirme istiyor bilmiyorum. Vatandaş ağır evinden olmasını nasıl istiyorlar. Yani genel görümünden ağır mı muhtemelen. Diyor. Onun zaten bir kapı daha var. Açılacak kendisini. Evet, bir mahkeme süreci yaşanacak. Yani öyle tabii. İyi yayınlar. İstasyon Caddesi'nde oturuyorum. Evime ilk önce orta hasar verdiler. Sonra bir daha gelip baktılar. Ağır hasarlı dediler. Yanımızdaki bina az hasarlı. Bizim binayı yıkıp yerine ev yapılacak mı demiş. Burada muhtemelen yani ev yapılacak ama yani size sorulacak. Kendi yerinizde mi yapılmasını istiyorsunuz yoksa başka istediğiniz bir yer var mı diye. Böyle bir hakkınız var. Evet. Yani tercih size kalmış. Kendi binanızın yerinde de talep edebilirsiniz. Yok ben burayı istemiyorum. Farklı bir noktada rezerv alanlarında çünkü konutlar yapılacak. Yaklaşık 20 bin konut yapılacak. Ya da başka bir yerden de isteyebilirsiniz. Burada tamamıyla tercih size kalmış. İyi yayınlar. Binamız orta hasarlı olduğu için ortada kaldık. Ne evimize girebiliyoruz, ne binamızı yıkabiliyoruz, ne de DAS'tan paramızı alabiliyoruz demiş bir başka vatandaşımız. Gerçekten hocam orta hasarlarda çok büyük bir mağduriyet söz konusu. Yani evet. 1500 binaya orta hasar raporu verildiği göz önüne alınırsa. Bunların bir kısmı belki az hasar veya da ağır hasara çekilir hocam, yani. Yasal olarak evde oturma şansları yok. Orta hasarlar mı? Evet, orta hasarların. Ya güçlendirme yapılacak ya da bina yapılmazsa güçlendirme gelip yıkılacak. Yani başka seçenek yok. Ve bir de yine mahkeme seçeneği var tabii. Tabii mahkeme yolunda. Seçeneği en son seçenektir. Orada da gelen bilirkişiler veyahut da işte mahkemenin vermiş olduğu karar da olsun da inşallah kendilerinin hayırlı olur yani. İnşallah. İki ayrı mahallede evim var. Bir evimde evli çocuğum oturuyor. Benim oturduğum ev ağır hasarlı, diğer evim hasarsız. Afet yönetmeliğinin 6. maddesine göre hak sahibi sayılıyorum. Fakat afet hak sahibi olmadığı söylüyor. Saygılarıma demiş. Tabii bir hak sahipliğiniz var ama birden fazla hak sahipliği verilmiyor. Yani açıklanan diğer evde kim oturuyor demişti. Oğlu oturuyormuş. Evli oğlu oturuyormuş. Ama şimdi, diğer evim hasarsız demiş. Zaten bir tane hakkınız var. Onu da zaten yapacaksınız. Evliyim. Çorum var mı? Arkadaşlar yayınımızda bir sorun var mı? Bir arkadaşımız mesaj göndermiş. Yayını izleyemiyorum demiş. Bir kontrol edelim lütfen. Evet. Sıkıntı yokmuş. Evet hocam. Şimdi yani hafif hasarlılarda problem yok. Ağır hasarlılarda da problem yok. Çünkü ağır hasarlarının akıbeti belli. O bina yıkılacak. Yıkım listesine göre bir sıraya konulmuş durumda şu anda.
ilk öncelik acil risk taşıyan binalar yıkılıyor ama diğer binalarda ağır hasar raporu verilen binalarda sırasıyla yıkılacak ama orta hasarlarda bir muamma söz konusu. Hatta bu konuda sivil toplum örgütleri de artık son günlerde seslerini yükseltmeye başladılar. Bu konuda açıklamalar da gelmeye başladı. Çünkü bu tespit, yapılan tespite göre burada hakikaten ciddi bir mağduriyet var. Orta hasarlarda konuşmuştuk hocam. Bir de şöyle bir durum var. Bitişik nizam binalar var. Şu anda Elazığ'da bakıldığı zaman özellikle Nail Bey Mahallesi'nde, Kültür Mahallesi'nde, birçok mahallede daha doğrusu Elazığ'da yani zamanın imar koşulları göz önüne alındığı zaman böyle bir yapılaşmaya izin verilmiş. Ama bu bitişik nizamlarda bir şart var değil mi hocam? Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Dilatasyon derzi miydi hocam? Şimdi bunun bırakılması lazım diye bir öngörü var. Neler söylersiniz hocam? Hatta bir de şöyle bir durum oldu hocam. Şimdi deprem işte 6.8'lik depremde evler yıkılmayınca şöyle bir kanı oluştu. Dediler ki işte bu evler bitişik nizam olduğu için birbirlerini tuttu ve bu nedenle yıkılmadı dediler. Birbirlerine yaslandılar mı diyorlar? Evet, böyle bir görüş var hocam. Siz teknik olarak böyle bir durumun söz konusu mudur hocam yoksa şimdi, bu tamamen bir şehir efsanesi mi hocam? Yok, şimdi şunu söyleyeyim. Bitişik nizam kaç katlı olursa olsun, ister bir katlı ister 20 katlı muhakkak dilatasyon derzi bırakmak lazım. Evet. Şimdi belki Nail Bey veyahut da diğer mahalledeki şeylerin, binaların yani yapı tipleri, kat sayıları birbirine eşit ama diyorlar işte bunlar birbirine, hayır, birbirine yaslandı diye bir olay değil. Depremde dilatasyon derzi, yani büyük bina, küçük bina veyahut da iki bina, aynı kütlede bina, eğer arada dilatasyon derzi yoksa, yani belki bu depremde yani o bölgeye denk gelmemiş veyahut da bu bölgede belki insanlar farkına varmamış veyahut da farkına varmanın haricinde birbirlerine zarar verir. Muhakkak verir. Eğer bu deprem olmaz, diğer depremde olur. Ama yani bu şu değil yani. Birbirlerini çekişler. Yoksa dilatasyon derzi ön şarttır. 75 yönetmeliğinde, 98 yönetmeliğinde ve 2007-2018'de de muhakkak var. Bu bir, nitekim ben birçok bina gezdim. İşte mesela bir bina gezdim. O binanın bodrum katındaki taşıyıcı elemanlara baktım. Hiç problem yok ama çıkıyorsun üst katlarda kolonda problem oluyor. Kirişte problem oluyor. Veyahut da bakıyorsun daire içerisindeki duvar tamamen yıkılmış. Evet. Taşıyıcı elemanlara zarar vermiş. Sonra bakıyorsun ki yandaki bina buna çekişlemiş. Daha doğrusu sen ona vururken, büyük bina, küçük bina vururken diyelim, ya da eşit bina birbirine vururken birbirine zarar verirler. Bunun da biri sebebi, belki birini daha çok zarar verir. Büyük kütleli bina daha çok, güçlü bina daha çok zarar verir ama bunun için dilatasyon derzi bırakmamız lazım. Ya şimdi biz 2020 yılında yaşıyoruz. Ben bunu özellikle buradan yapı denetimlere sesleniyorum yani. Ya 2020 yılındayız. Arkadaşlar biz bunu yıllarca, 70 yıldır, 60 yıldır, belki daha eskisi vardır, araştırmadım. Şu dilatasyon derzi bırakılsın diyoruz. Ya yeni bina yapmış, yanındaki bina arasında dilatasyon derzi koymamış yan yana ya. Ya şimdi kısacası pratik olarak ilk iki katta 3 santim, ondan sonra her katta 1 santim dilatasyon derzi bırakman lazım. Çünkü binaların salınımı, salınım oluşması lazım. Deprem anında salınım oluşur. Evet. Salınım, eğer sen binan, büyük bina veyahut da küçük bina hiç fark etmiyor. Salınım yaptığı zaman birbirine çarpıp zarar verecekler. Evet. Şimdi ben çok fazla yer, mekan söylemek istemiyorum. Ben geçen şeyde de söyledim. Konuşmamızda da bir ara geldiğimizde söyledim. Şimdi de söylüyorum. Arkadaşlar, yapı denetimler hakikaten memnunuz. Donatı aralıkları, donatı çaplarına, filiz boylarına, sonra çirozlara, etli aralıklarına, etli sıklaştırmalarına, ilk atılan etlinin 5 santim olmasına kadar, sonra kolon kiriş bölgesindeki maksimum etli aralığını, bunlara bakıyorlar. Çok güzel. Bir de şunu söyleyeyim baksınlar. Etli derken aklıma gelmişken, arkadaşlar kiriş altı etliyelerin en az bir tanesini bağlatın. En az bir tanesini bağlatın. Bunu bağlamıyorlar. Bağlamayınca
Ne diyor? Kirişte çatlak meydana geliyor. Nasıl geliyor diyor adam, ben etkiye atmıştım, sıklaştım. Sen kiriş altını bağlamazsan, bir etkiye bu, bir etkiye bu. Altını bağlamadım ne oldu? Beton döküldüğü zaman alt taraf ayrılır. Bura 10 santim yine kalır, bağlanmış ya. Evet. Alt taraf 12-13 santim, 14 santim, 15 santim olur. Sonra diyorsun ki benim yapı yenildi. Ya 2007 depremi diyor, gittim. Kirişim niye çatladı? Kirişte niye eğilme çatla oluştu? Bahsettiğiniz tabii, bu. Tabii. Niye oluştu? Oluşmasının sebebi, sen şu etli altlarını da bağlarsan, bunu teknik elemanlar daha iyi bilir. Bir etli altlarına bağlasınlar. Ondan da çok önemli olan dilatasyon derzi. Eğer bitişik nizamsa dilatasyon derzini mutlak müteahhite veyahut da oradaki teknik elemanlara uyarı yapsınlar. Dilatasyon derzini temelden itibaren bıraksınlar. Evet. Şimdi hocam tabii ilk hasar tespitine gelen ekipler oldukça eleştirilmişlerdi. İşte çekicilerle yapılan kontrol, işte evet, gözle yapılan kontrol. Ve itirazlar sonucunda herhalde insanlar dediler ki herhalde bu kez gelecek olan ekipler herhalde bir cihaza falan gelecekler. Hı. Ama yine buna benzer bir kontrol oldu. Yani ne değişti hocam? Şimdi onlar, ilk itirazla ikinci itiraz arasında gelen ekipler nelere dikkat etmeleri gerekirdi ve şimdi, nelere yetmediler? Şimdi cihazla gelmek, öyle bir yaklaşımda olmak biz teknik elemanlar için doğru değil. Çünkü hı, cihaz değil de bunlarınkisi tabii ki geldiklerinde tespite geliyorlar. Hı hı. Binanın dayanımına gelmiyorlar. Evet. Binanın mukavemetini beton işte numune alıp veyahut da donatılara, röntgenle bakmıyorlar. Aralıklara, çaplara, sıklıklara, sıklaştırma bölgelerine bakmıyorlar. Sadece görsel olarak taşıyıcı elemanlarda hasar var mı? Hasar işte 0.5 milimetrenin altında, 0.5 milimetre, 2 milimetre arası ağır orta hasar, 0.2 milimetre ile işte 10 milimetre arası ağır hasar falan. Sadece bunları gözlemliyorlar. Taşıyıcı hı, elemanlarda problem var mı yok mu? Zaten geçen sefer de söylemiştik. Ellerindeki çekicin olması da şu. Özellikle baktıkları yer duvar mı, kolon mu? Çünkü taşıyıcı eleman, betonarme elemanlarda vurdu mu tok ses gelir. Diğerinde biraz daha gürültülü bir ses gelir. Evet. Ve hatta sıvayı kaldırıp işte taşıyıcı eleman üzerindeki çatlağın sıvasını kaldırıp altında o çatlak taşıyıcı elemanda devam ediyor mu kirişte veya kolonda, ona bakmak için geliyorlar. Evet. Ellerindeki o kullanmış oldukları çekiç dediğimiz o malzeme tespit amaçlı. Evet. Yani bir de hocam şöyle bir durum vardı. Mesela gelen ekipler biz sadece depremin vermiş olduğu zararı ya da sıkıntıyı burada gözlemliyoruz. Yani binanın kendisinde bir problem varsa, deprem öncesinde yaşamış olduğu bir problem varsa bunu dikkate almıyorlar. Şimdi, sadece deprem bir zarar vermiş bir binaya, buna bakıyorlar değil mi? Şimdi haklı yanları var. Evet. Şöyle yani hasar tespit için geliyorlar. Deprem hasar tespit için. Ama binada kusurlar varsa işte dayanım olsun dediğimiz gibi yapım hataları, yapım aşamasında oluşan, yapımdan sonra oturmadan oluşan hatalar varsa, bu tür hatalar varsa bunlar da daha ileriki aşamada işte mahkemeye sunduğunda işte benim binam depreme dayanıklı değil. Bu binamın sonuçta depremin de etkisiyle olabilir yani muhakkak. Evet. Depremden dolayı binada problem, kiriş çatlakları falan gözlemlenebilir. Yani dayanıklı değil deyip de teknik raporunu alır veyahut da bir kişi geri inceler. Hı hı. Ona göre tekrar müracaatını yapar. Tabii evet, değerlendirme yine bakanlığa kalmış. Evet. Bakanlık uygun gördükten sonra veyahut da mahkeme uygun gördükten sonra pek problem çıkacağını zannetmiyorum. Evet. Hocam ikinci bölümde devam edeceğiz. Daha birçok konuşmamız gereken konu var. Değerli seyirciler, kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından tekrar burada olacağız biz. Evet değerli seyirciler, programımız devam ediyor. İnanılmaz mesajlar var değerli seyirciler. Özellikle hocam orta hasarlı bina sahiplerinden çok yoğun mesaj geliyor. Şu anda değerli seyirciler bugün itibariyle Elazığ Valiliği'nin açıklamış olduğu rakamlara göre Elazığ genelinde bugün itibariyle 18.523
itiraz dilekçesi var hocam. Çok ciddi bir rakam demek insanların... Bağımsız bölüm olarak. Evet, bağımsız bölüm olarak tabii bunu bu rakamı veriyoruz. Yani bina olarak kaç binaya tekabül ediyor bilmiyorum ama dilekçe sayısı 18.523. Yani bu da hocam şunu gösteriyor. İnsanların hiçbirisi gelen ekiplerin tuttukları raporlardan memnun kalmamışlar ki böyle itirazlar olmuş. Tabii bunların içerisinde ağır hasarlı da vardır, orta hasarlı da vardır, hafif hasarlı da vardır ama 18.500 tane dilekçe var ki zaten şu anda ikinci kontroller de devam ediyor. Ayın 18'inde tamamlanacak, Mart'ın 18'inde sona erecek bu tespitler. Ama ortaya çıkan verilere göre insanların büyük çoğunluğu hasar tespitine gelen elemanlardan memnun kalmamışlar ki böyle bir tablo ortaya çıkmış. Hocam aslında şöyle yani hasar tespitine gelen ikinci gelen elemanlar değerlendirme yaparken orta hasarlı yapılarda binanın yapım yılını göz önünde bulundurabilir. Mesela 98'den önceki yapım yılını. Böyle bir kriter kullanabilir. Yani kullanabilir. Bu toleransa bir kanaat getirebilir. İkincisi binanın beton dayanımını tamam belki şey demez ama betonun tahmin edebilir. Yani eski bir işte elle dökülmüş bir beton mukavemetin düşüklüğünü her halükarda fark edilir yani. Hı hı. Şöyle fark edilir elle döküldüğü için. Sonra bu bina bitişik nizam mı? Hani çünkü sonuçlamada bitişik nizamlar dilatasyon, birçok binamız dilatasyon derziyle ayrılmadığı için birbirlerine zarar vereceği. Evet. Ve yapım yılı önemli olduğu için hani beton mukavemeti de bir kanaat getirilirse İşte bunun güçlendirme yapılabilme durumu da bir kanaat içerisinde. Yani çünkü beton eski bir yapı, eski yapılarımızda birçoğu yani belki %70-80'i mukavemet dayanımları çok düşüktür. Yani düşüktür. Evet. Yani bu kanaatleri göz önünde bulundurup orta hasar sınıfını kendileri böyle bir daha inisiyatif kullanma hakları var değil mi hocam? Kanunlar. Yani tabii bir kanaat getirip raporlarda orta hasarı ondan sonra hakikaten orta hasar ama bu bina gördüğüm kadarıyla dayanımı beton elle dökülmüş bir beton. Güçlendirme yapılması uygun olmayabilir. Kolon veya taş eleman kesitlerini yetersiz görebilir. Hani numune almak bile zor olabilir. Bunun için de tabii ki orta hasarsa ağır hasar verebilir yani vermez evet. diye bir olay yok yani zaten orta hasarların öyle zannediyorum birçoğu yani ağır hasara dönüştürülmesini evet. Bir kısmı da benim binam orta hasar verilmiş ama benim taşıyıcı elemanım birkaç yerde çatlak var benim az hasarlıya dönüştürülmez gibi talepleri var yani evet. insanlara. Şimdi hocam tabii işin bir de şu boyutu var tabii ki sonuçta bir deprem yaşandı. Kayıplarımız oldu. Allah'tan tekrar bir kez daha rahmet dileyelim ama artık deprem geçti insanlar artık şimdi mallarını düşünmek durumundalar. Doğal olarak hepimiz de malımızı düşünmek durumundayız. Farz edelim ki bir binaya güçlendirme yaptık hocam. Orta hasar olarak kaldı. Güçlendirmeyi yaptık. Bu binanın değerini de düşürür mü hocam? Yani şimdi yapılacak olan işlemler ya işte demin söylediğim gibi eski bir yapıysa yani eski bir yönetmeliğe göre yapılmışsa bence yani eski yapılara ve eski yönetmeliğe yapılmış bir bina ben güçlendirmeyi pek fazla önermiyorum. Ben de güçlendirmeye çalıştığım için bunu açık konuşayım yani. Bu yapı özel bir yapı değilse yani. Güçlendirmeye çalışan tabii, biri olarak siz bunu söylüyorsunuz. Tabii yani, şimdi beton dayanımı çok düşük. İçindeki donatı korozyona uğramış değil mi? Evet. Sonra bu yapıların hemen hepsinin temelde nem değil mi? Evet. Neme maruz kaldığı için hani bohçalama yapma veyahut da yağmur sularından korunma gibi sistem eskiden yoktu. Şimdi membranla bohçalama yapıyoruz. Evet. Çeşitli yapı su yalıtım malzemeleriyle yapıyı suyu uzaklaştırıyoruz. Evet. Ama şimdi bunlar da var. Şimdi temelini açalım bakalım bu yapıların çoğun temelindeki donatılar korozyona uğramış. Beton mukavemeti düşmüş. Ne olacak? Evet. Ben bu yapıyı niye güçlendireyim ya? Yani çünkü güçlendirmektense benim yapı ağır hasar sınıfına alınsın.
Eğer uygunsa bana yeni bir yapı versin. Zaten ben paramı ödüyorum. Bana devlet bedava vermiyor bunu. Yani zaten hocam burada bir öyle bir ikilem de var. Sanki böyle bu yük devlete binecekmiş gibi bir algı da oluşuyor. Yok, ama burada hayır, devletin ben öyle bir kaybı olmayacak. Zaten vatandaş diğer ağır hasarlı binalarda da düşünecek olursa zaten yine bu insanlar kendi ceplerinden yaptıracaklar evlerini. Ya, yani evlerine bir bedel belirlenecek ama tabii, kalan tabii. Yeni yapılacak olan evin kalan bölümünü o insanlar kendi cebinden karşılayacaklar. Kendi cebinden karşılayacak. Sonuçta yani devlet tamam faizsiz veriyor ama maliyetlere bakmak lazım. Evet. Müteahhitin yapmış olduğu binanın maliyetiyle devletin teklif ettiği maliyet bir mi acaba? Hocam bir de şu boyut var. Şimdi Allah korusun işte bu orta hasarlı binalar eğer orada tekrar oturulmaya devam ederse işte bugün bir örneği mesela bugünkü tabii ki ağır hasarlı ama evet. Bir de kerpiç bir yapılanmaydı ama yapı. Sonuçta hocam bir risk de var bu işin içerisinde. Eğer böyle bir kayıp yaşanırsa bunun hesabını kim verecek? Yani bu insan sağlığı, insan canı. Yani bunun da bir risk boyutu var. İnşallah böyle bir kanı oluşur. Çünkü bu yönde inanılmaz şikayet mesajları var. WhatsApp hattımızda birazdan okuyacağız onları da hızlı bir şekilde. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması ya, gerekir. Vatandaş kendi evini yenilemek istiyor. Daha emniyetli, güvenli bir evde oturmak istiyorsa. Evet. Gelen arkadaşlar bunu kanaat... Tabii yani şimdi biz vatandaş kendilerinden benim evim işte sağlam, bana ağır hasar ver demiyor. Evet. Belli bir kısmı. Ha bir kısmı da diyor ki benim evimde diyor orta hasar yok, az hasar var diyor. Evet. Değil mi? Evet. Hani bu süreçtir. Gelen teknik elemana göre değişir ama teknik elemanlar da benim dediğim bu kriterlerde göz önünde bulunursa iyi olur. Evet. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Üniversite mahallesinde oturuyoruz. Evimiz 26 Ocak'ta acil olarak yıkıldı. Akıbeti ne olacak? Hiç üniversite mahallesinden bahsedilmiyor. Kentsel dönüşüme girecek mi yoksa TOKİ'den mi verilecek demiş. Tabii burada durum nedir bilmiyoruz ama bildiğimiz kadarıyla yıkım yapılan yerlerde orada oturan insanlarla toplantılar yapılıyor. O insanlar bilgilendiriliyor. Mutlaka size de böyle bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Ama şu da bir bilinen bir şey. Eğer binanız yıkılmışsa ya yerine yapılacaktır ya da size şehrin muhtelif noktalarında yapılacak olan TOKİ konutlarıyla ilgili bir seçenek sunulacaktır. Buna göre evinizin durumu belli olacaktır. İyi akşamlar. İki evim var. Biri ağır hasarlı, birinde de oğlum oturuyor. Oğlumun oturduğu az hasarlı, diğer ağır hasarlıyla hak sahipliği var mı demiş. Bu soruyu üçüncü kez geldi. Sadece bir hak sahipliğiniz var. Birden fazla hak sahipliği yok. Eğer birden fazla ağır hasarlı eviniz varsa diğerlerinin arsa payı olarak kendilerine. Evet, arsa payı olarak ücretini ödeniyor diye biliyoruz. İyi akşamlar hocam. Kerpiç binaların hepsi yıkılacak mı, doğru mu demiş. Özellikle de Olgunlar Mahallesi Güzellik Sokak'ta çok kerpiç evler var demiş. Şimdi kerpiç evler yıkılacak diye biz yani öyle bir beyanımız öyle olmadı. Bizim öyle bir şeyimiz olmadı. Şu var yani biz kerpiç evlerin depreme karşı dayanıklı olmadığını söyledik. Evet. Ki devletin de yani veyahut da şeyin de çevre şehircinin de bununla ilgili bir çalışması yok. Ben sadece kırsalda olan tabii kırsalda olan şehir merkezinde de geçerlidir. Bundan sonra bu yapıların yapılmasının engellenmesi ve tabii ki kerpiç evlerin yıkımına karar verecek olan biz değiliz ama bu kerpiçelerden vazgeçmeliyiz yani. Evet. Kızılay Mahallesi'ni yani Kesri'ye kentsel dönüşüm geldi mi demiş bir izleyicimiz. Bu konuda kentsel dönüşüm için şu anda Rüstem Paşa Mahallesi'nin bir bölümü, Mustafa Paşa Mahallesi ve Abdullah Paşa Mahallesi, bir de Sürsürü Mahallesi dışında kentsel dönüşüm için konuşulan bir mahalle yok. Ama ilerleyen süreçte ne olur bunu bilemeyiz. Zaten böyle bir durum olursa gerekli açıklamalar yapılır yetkili mercilerden. Hayırlı akşamlar. Benim evim orta hasar verildi evime ve güçlendirilebilir dediler. Bu hasara ve 27 yıllık bina güçlendirilir mi demiş. Resimler göndermiş. Tabii hocam isterseniz bir resimlere bakın. Bu binaya orta hasar verilmiş. Bina 27 yıllıkmış. Güçlendirme yapılabilir mi demiş.
Tabii yerinde görmedikten sonra... Tabii yerinde görmedik. Yani bu fotoğraflar resim olarak çok da... kendine ait, başkasına bir şey diyemiyorum. Tabii vatandaş bunu göndermiş. Ya 27 yıllık bina. Ben daha ne söyleyeyim? Evet. Deminden beri söylediğim o yani... 98 öncesine önermiyoruz yani, diye söylemiştiniz. Bir betonarme bir yapı, eski yönetmeliğe yapılan bir yapı. 50 yıllık ortalama bir ömrü var. Ama fakat yeni yapılan, 2007-98'den sonra yapılan ise... Yani 60'da 80 yıl yapı ömrü var. Çünkü orada beton, hazır beton, kullanılan nervürlü demir kullanılmış çelik olarak. Evet. Yani sert çelik. Tasarım kurallarının birçoğuna uyulmuş, yönetmeliğe uyulmuş. Ha, bu tür binalar da benim kanaatim 60'da 80 yıl kadar bir yapı ömrü var. Hatta 60'tan da fazla diyebilir. Çünkü... Literatüre de baktım, bu tür şeylerde 70-80 yıl diyor. Ama eski şeyde yönetmeliği yapılmış, elle dökülmüş betonlarda ise ortalama yapı ömrü 50 yıldır. Herhalde 30 yıllık bir binaydı gösterilen, evet, bina. 27 yıllık. 27 yıllık. Yani zaten gördüğüm kadarıyla eğer yapı tabii ki kendine aittir diye vatandaş göndermiş. Evet. Pek de öyle güçlendirme yapılacak bir yapıya benzemiyor. Benzemiyor. Ki 98'den önce yapılmış bir yapı. Bina. Şimdi güçlendirme diyoruz da, güçlendirmede eski yapılarda biz güçlendirme yaparsak şöyle olur böyle, bazı arkadaşlar bunu yorumluyor ama ya eski yapı, yani eski yapı güçlendirme yaparken yapının yıkımına bile sebebiyet verebilirsiniz yani. Evet, yani güçlendirme tabii, yani bu risk de var yani. Birçok bina güçlendirilmiş, ya tamam teknik olarak ben usulüne göre, teknik olarak yapsan da yapıdaki tasarım kuralları var. Kolon kesitleri var. Bunların yerleşim şekilleri var. Çünkü eskiden bu kurallara uyulmuyordu tasarım. Yani mesela 98 öncesinde tabii kolon boyları 20 santimdi ama şu anda 30 santim. Şöyle bir şey yani, tasarım kurallarına da uyulmuyordu. Yumuşak, evet, kat olayı var, kısa kolon olayı var, güçlü kiriş olayı var. Hatta dar güçlü olmayıp da normal kiriş olup da gövde donatısı atılmayan, zaten eski binaların birçoğunun kiriş çatlakları 50 santimlik kirişlerde gövde donatısı atılmıyordu. Evet. 60 santimden sonra bir çift, 60'da 96'da iki çift atılıyordu. Bu çatlaklar onlardan oluşuyor. Sen şimdi getir eski binayı güçlendirerek. Kaç yıl kullanacak vatandaş bunu? Kaç yıl kullanacak? Evet. Yani bunun hesabını yapmak lazım. Bunun bize mı? Bir dönüşümü ne olacak? Bir dahaki depremde nasıl olacak? Belki de Allah korusun can kayıpları yaşanacak. Ya şimdi şöyle yani. Yani güçlendirme daha çok, ben şunu öneriyorum. Benim kişisel görüşüm. Tabii bazı arkadaşların işine gelir gelmez. 98 yönetmeliğinden sonra yapılan binalarda güçlendirmenin randıman, performans sağlayacağını düşünüyorum. Evet, ama onların öncesinin birçoğunda bu performansı sağlamayacağını düşünüyorum. Evet. Evimize sağlam raporu verildi ama bitişikteki bina yüzünden bu şekilde çatlaklar oluştu. Gerçekten böyle yapılaşmaya dur denilmesi lazım demiş. Hocam az önceki bitişik nizamdan kaynaklanan herhalde bir hasar deprem sonucunda. Evet, bu yine dilatasyon derzi yok işte burada. Evet. Bu ondan kaynaklı yani. Yani bunlar sonuçta 2020 yılındayız. Yine buna, bu hataya devam ediyoruz. Evet. Herkes değil de kısmen de olsa devam, belli bir kısmı diyelim. Yani burada hocam bunlara dikkat belediye etmemiz mi, lazım. Bu şeyi, kuralı uygulaması lazım. Belediye belki proje aşamasında bitişik nizamlara şöyle bir öneride bulunur. Bak, belediye ne diyebilir? Der ki kardeşim, senin yapın bitişik nizamda yandaki proje üzerinde de belirtebilir. Yani senin sağında solundaki binalarda seninle bitişik olduğu için senin işte diyelim ilk iki kat için 3 santim, ondan sonraki her bir kat için 1 santim, binan kaç katlı, 8 katlı mı, toplam 9 santim bir kere dilatasyon derzi en üst noktada bırakman lazım. Evet. Bunu projenin üzerine not düşecek. Ha, bu yapı denetim de bunu bilecek. Ve bu işi takip edecek. Çünkü birçok binamız hasarsız. Ya yeni bina hasarlı çıkıyor. Kolonda kesme çatla ya da eğilme çatla oluşuyor. Şeyden dolayı, çekişlemeden dolayı. Bir de benim belediye bir önerim var. Sonuçta bu çıkmalar konusunu ben burada deneyeyim. Evet. Bu daha hiç gündeme getirmemiş. Daha önceden sağ olsun biz Teoman Hoca'yla da, Profesör Doktor Teoman Aksoy'la da bunu istişare ettik, konuştuk. Evet. Şimdi bu binalarda çıkmalar zemin kattan sonra veriliyor. Hayır, belediye zaten bu toleransı tanıyorsa, hı hı, bunu temelden itibaren versin. Evet. Biz arkadaşımızla da bunu değerlendirdik. Hakikaten öyle. Çünkü sonuçta zemin katta vereceğine temelden itibaren versen,
statik olarak, tamam mı? Dinamik olarak, yani hem deprem, hem düşey yükler altında, hem deprem yükler altındaki binanın davranışı daha iyi olur. Çıkmalardan dolayı ister istemez yapısal olmayan hasarlar oluşuyor. Sadece birinci kata... Birinci kattan, işte zemin katın tabliyesinden itibaren veriliyor ama evet. Biz onu temelden itibaren. Zaten bu çıkma, işte bu toleransı tanıyorsunuz. Evet. Zannedersem %10 civarı falan mıydı neydi? Hatırlamıyorum ama bunu tanıyorsanız ya temelden itibaren verin. İşte ise o düşeyde olan kolonlar temelde çıkmanın bittiği noktadan itibaren olsun. Evet. Yani bunu belediye düzenleyebilir. Çünkü yapısal olmayan hasarlarla karşılaşıyoruz. Ve eski yapılarda bu çıkma yapısal olan hasarlar da oluşuyor. Belki şu anki yönetmeliğe göre bunu karşılıyor. Dayanımı, mukavemeti taşıyıcı elemanların ama eskilerde. Bunu belediye ben öneriyorum. Bu çıkmayı zaten veriyorsunuz. Bu çıkmayı temelden itibaren verin. En azından o kısımdaki çıkma olayını bitirmiş olursunuz. Ha, ön tarafta balkonlarda kısmi, tam çıkma değil de kısmi çıkma. İşte kolon, balkonun yarısına kadar gelebilir perde duvar. Kısmi olabilir ama diğer mekansal olarak kullanılan odalarda, yatak odası, çocuk odalarında çıkılan bu çıkmaları da arkadaşlar, yani belediye düzenleyebilir. Evet. İyi akşamlar. Sarayatik Mahallesi'nde 70 yıllık binamıza hasarsız denildi. Evler kentsel dönüşüme girer mi demiş. Kentsel dönüşüm için Sarayatik Mahallesi de yani henüz öyle bir 70, kapsamda değil ama 70 bin 70 binaya... yıllık ama ne yıma yapımı? Yazmamış hocam. Kaç katlı? Evet, onu da yazmamış. Sadece 70 yıllık binamıza hasarsız denilmiş. Yani büyük bir ihtimalle yıma yapıdır. 70 yıllık betonarme evet. Bina kolay kolay kalmaz değil mi hocam? Yani hasarsız olmaz yani. Çünkü evet. Yapı ömrünü tamamlamış ama yıma yapılarda o şey yok yani o kriter yok. Evet. Binamız yeni mahallede ilk tespitte orta hasarlı olarak raporlandı. Bodrum ve garajda kirişlerimizde 5-6 yerde kırık bir kolonda hafif dökülme var. İkinci inceleme sonucunda görevli kardeşlerimiz çekilen resimleri bakanlığa göndereceğiz. Son karar size oradan bildirilecektir denildi. Kendi görüşlerini bildirmeyecekler mi ve sadece resimden bakanlık mı karar verecek? Eğer gene orta hasarlı olarak değerlendirmişler ise binamızın akıbeti ne olabilir? Kirişlerdeki kırıktan kaynaklı olarak soruyorum. Eğer ağır hasarlıya çevrilir evimiz yıkılırsa yerinde yapının şekli AFAD kapsamında mı, kentsel dönüşüm kapsamında mı yapılacaktır? Veya nasıl bir yol izlenecektir? Bilgi verirseniz sevinirim. Yerinde yapılırız. Kaç yıllıktı? Yazmamış hocam. Hmm. Yeni mahallede ilk tespitte orta hasarlı olarak verilmiş. İkinci tespitin sonucu henüz bildirilmemiş. Burada kentsel dönüşüm kapsamı değil, AFAD kapsamında değerlendirilecek ve yani eğer yerinde yapılırsa ya da siz başka bir yerde isterseniz yine o 20 yıllık faizsiz krediden... Gelen arkadaşlar hasar durumunu söylemek zorunda değil. Evet. Çünkü biz bazen böyle söylüyoruz ama tabii arkadaşların, birçok arkadaşın kanaati yerli yerinde. Yani gelip orada söylemek zorunda değil. Çünkü bunlar hasar tespitleri bittikten sonra ilan edilecek. Evet. Normal yani o. Evet, yine Doğukent'ten bir izleyicimiz yazmış. 99. sokak orta hasarlı denildi. İlk ekip itiraz ettik. İkinci ekip geldi. Bu kez de az hasarlı denildi. Bina 28 yıllık, rica etsem değerlendirir misiniz demiş. Hocam biraz... Çatlaklar var kolonlarda ama az hasar olarak değerlendirilmiş ikinci. Buna demin bakmıştık yine. Evet, yine aynı izleyicimiz göndermiş. İkinci itiraz sonucunu yazmadım demiş. Az hasarlı olarak yapım değerlendirilmiş. Yapım yılı 28 yıllık. 99 mu oluyor yapım yılı? Evet. 28. 97 etmez. Galiba. 97 mi diyor? Yani şimdi buradan bakmakla karar verilmiyor. Ama sonuçta bu arkadaşa orta hasar mı demişler? İlk ekip orta hasar, ikinci ekip az hasar demiş. Yani demek hani orta hasar, az hasar, gelen ekip kanaatini bildirmiş. Yani evet, çatlaklar var ama bunlar demek herhalde yani tabii yani sonuçta arkadaşlar inşaat mühendisi yani değerlendirmeleri biz çok özellikle eski yapılar için genelde konuşuyoruz diyoruz ama tabii bu da belki 98'den önceki bir yapı. Evet. Kanatları az hasarsa demek problem görmemişler taşıyıcı elemanlarda. Hı hı.
Bizim evimiz ağır hasarlı ama evimizin yerinde yapılmasını istiyoruz. Yerinde yaparlar mı? Kültür Mahallesi'nde demiş. Az hasar mı? Ağır hasarlı. Ağır hasarlı. Ama evimizin yerinde yapılmasını istiyoruz. Zaten herhalde burada kişilerin düşünceleri önemli herhalde. Bina sakinlerinin eğer yerinde yapılmasını bir ara gelip kendileri de yapabilirler tabii. Evet. Bu şekilde değerlendirilebiliyor. Merhaba, orta hasarlı binalar kentsel dönüşüme girip yıkılan evler ne olacak demiş. Benim hala 34 ay kredi ödemem var. Bize biraz yol gösterin demiş. Orta hasarlı zaten kentsel dönüşme, bilmiyorum mahalle olarak da yazılmamış. Hangi mahalleden yazıldığını da bilmiyoruz. Ama eğer Rüstem Paşa'nın bir bölümü ya da Mustafa Paşa, Abdullah Paşa ya da Sürsür mahallesindeyse kentsel dönüşüm içerisinde değerlendirilecek zaten onlar. İyi akşamlar. Birden fazla ağır hasarlı dairelerden sadece birini yaptırmaya devlet olarak olanaklardan yararlanılabiliyor. Diğerleri için herhangi bir yardımda yararlanılmıyor. Tek evi olanlara 18 yıl geri ödemeli faizsiz krediden yararlanabiliyorlar. En azından birden fazla dairesi ağır hasar gören hak sahiplerine de 10 yıl geri ödemeli faizsiz krediden yararlandırmaları lazım. Bu şekilde mağduriyetler bir nebze giderilmiş olur demiş. Bu temennisini paylaşmış olalım biz de izleyicimizin. İki evim var farklı mahallelerde. Bir evimde, yani bu soruyu 5. kez oldu. Ben size sorular, evet, ben de zaten evet. Ona gülümseyelim. Hocam ben Mehmet Ali Gürol Salıbaba Mahallesi Yüce Sokak'ta oturuyorum. Yarın gelip bir bakabilir misiniz? Güçlendirme yapıyorum ama çok çatlak var. Hem de temelde hem temelde hem duvarda kum çimento aldım, borç aldım, yapmaya çalışıyorum. Gelip bir bakın lütfen demiş. Evin 3 tarafına kalıp çaktırdım. Temel çatlamış, duvarlar çatlamış. Kalınlığı 15 santim, eni 1 metre. Kameraya da alın, bir görüntüleyin lütfen demiş. Mehmet Ali Gürol. Kendisi mi yapıyor? Kendisi yapmaya kalkmış. Şimdi neyi vermişti? Kendisine hasar mı vermişti? Yani güçlendirme yap demişti. Yani karar evet. Vermişti. Herhalde öyle bir karar vermiş. Bu ama kendisini yapması doğru değil yani. Çünkü evet. Sonuçta güçlendirme öyle basit bir şey değil. Sen güçlendirme yapam derken binayı yükle bindirebilirsin. Evet. Binayı indirebilirsin de. Ve belli kriterler uygulanması tabii yani, lazım. Yok yani mühendislik herkes kendi kafasına göre. Şimdi güçlendirme öyle herkes değil. Güçlendirme yaptığın zaman bir kere devlet bununla ilgili yetkili olan işte diyelim mühendislik büroları veyahut da proje üniversiteden de güçlendirme yapılıyormuş. Hı hı. Ben özel sektör bazı da düşünüyorum. Bu konuda uzman arkadaşlar varsa bunların resmiyeti var her şey yani. Herkes ben kafama göre bu işi yaparsam derse sıkıntı olur yani. Evet. Güçlendirme öyle kolay da değil yani. Evet. Mühendislik hizmeti isteyen bir şeydir. Kesinlikle. Sürsür Mahallesi'nde Dilek Apartmanı'nın 250 metre altında olan binamız 94 yılında yapıldı. Kolon ve kirişlerde çatlaklar olmasına rağmen orta hasar verdiler. İtiraz ettik. İkinci incelemede yine orta hasar verildi. 99 deprem yönetmeliği öncesinde yapılan binamız kentsel dönüşüme girer mi demiş. Ve 94 yılında yapılan bir binaya güçlendirme ne kadar faydalı olabilir demiş. Zaten bunlara yani zaten cevap bir vermiştik. Bir de üçüncü hakkı var zaten. Onun. Evet, mahkeme boyutu var. Ve zaten 98 öncesi yapılarda güçlendirmeyi önermediğinizi söylemiştiniz yani hocam. Yani hepsinde olmasa da yani şöyle bir şey yani ben tümüyle demedim ama şu evet. Var. Genelde. Genel olarak. Biliyoruz yani yapımızı biliyoruz yani yapı stoğumuzu biliyoruz yani. Biz de birçok binayı incelemişsiniz. Yani şimdi 25 sene yakın mühendis yani biliyoruz yani burada ama güçlendirmen de bir şey var, kriterler var. Evet. Onlara yani uyması onu ticari lazım. Mantıkla yaklaşım her şey öyle düşünürsek yanlış olur yani. Evet. Bir izleyicimiz iyi yayınlar demiş. Orta hasar diye bir şey tanımıyoruz. Binanın yanından bir silindir geçse zaten yıkılacak gibi demiş. Yani birçok insanımız hakikaten tedirgin hocam. Orta hasar raporu verilen. Biz dedik verilen, bu orta hasarı fazla burada konuşmayalım ama evet, hakikaten sorular gündem, hep orta hasar. Hakikaten çünkü çok büyük gündem mağduriyet düşmemiş, var. Gündemden düşmemiş. Geçen sefere de bazı geç hasarlı yapılar hakkında konuşmuştuk ama yine orada da orta hasar ağırlıklı da. Evet. Demek memlekette bir orta hasar sendromu oluşmuş kesinlikle. Yani. Evet. Evet. Nail Bey'de oturuyorum. 73 yıllarında yapılan yığma bina kentsel dönüşüme ne zaman girecek? Bir bilginiz var mı acaba? Korku içerisinde oturuyoruz. Artı yığma bina 4 katlı, 3 katlı olması gerekiyormuş. Hayırlı yayınlar demiş.
20 bina 4 katlı. Evet. Daha önceden 4 kat 3 kata göre yapıyorlardı. Evet. 73 yılında yapılmış. Ya şimdi zaten zemin artı bir. Bodrum zemin. Zaten bodrumsuz hiçbir yapı istemiyoruz. Evet. Çünkü depremde bazı ben betoname binalara baktım, bodrumsuz binalara denk geldi bana. Bunlar hakikaten arkadaşlar, tabii şu an yönetmelik onu kabul etmiyor. Bodrumsuzsa yapı betonarme veyahut da yığma yapıysa düşünmek lazım yani. Sıkıntı yani arkadaşlar. Evet. İyi akşamlar. Sürsürü'de boş arsalara metrekare değeri biçildi mi? Acaba nasıl ve neye göre değer biçilecek demiş bir izleyicimiz. Yani şu anda bir bilgimiz yok ama dolaşan bir fiyat var şu anda. Yani herhalde ortalama bir değer biçilecekmiş hocam. 110 bin lira gibi bir rakam konuşuluyor ama tabii henüz netleşmedi bu rakam. Yani hem evleri yıkılan vatandaşlarımız için de yeni yapılacak olan evlerinin üzerinde değerler belli değil diye. Yani bir 110 bin lira henüz resmi olarak açıklanmadı ama. Ben baktım, literatüre de baktım. Ama değer... 110 bin rakamı konuşuluyor hocam şu anda. Hocam iyi akşamlar. Ada içerisinde sağlam ve yeni olan evler var ama kentsel dönüşüm projesi altında yıkılma tehlikesi olan evlerin durumu hakkında net bir şey yok. Fiyat durumu hakkında ev sahipleri kredi çekmişler, borçları halen duruyor. Bunların durumu nasıl olacak demiş. Bu konu hakkında bilgi verirseniz teşekkür ediyorum demiş. Yani ben herhalde şöyle söyleyeyim. Ağır hasarlıysa... Yok, hasarsızmış evler ama kentsel dönüşümden hayır, dolayı... Ağır hasarlı bir binanın kredi çekilmişse... Evet. Onunla ilgili bir belki yani tam net bilmiyorum ama bildiğim... Daha doğrusu önceki olaylardan bildiğim, daha önceki bilişçilikle gittiğimde... banka ödemeyi geri yapıyor diye biliyorum. Evet. Bir araştırsınlar yani emin olmayayım, çok fazla konuşmak istemiyorum, sordular diye söylüyorum vatandaş mağdur olmasın diye. Bir araştırsınlar yani, çünkü ağır hasarlı bir yere veyahut da yapı çok zayıf, iyi bir yapı değilse niye kredi verip de vatandaşa kredi kullandığı yapı aldırıyor değil mi? Evet. Yani banka da bunu dikkate alsın, o riski alıyor kendisi yani. Hocam sigortadan benim, talep edebilirler belki. Evet. Benim evim 3 yıllık orta hasarlı güçlendirme söylendi, olur mu demiş. Yeni bir binaya güçlendirme. Yani bina hasar acaba neredeymiş? Nasıl bir binaymış? Yazmamış. Şimdi. Sadece 3 yıllık ve orta hasar vermişler. Güçlendirme yapması lazım demişler. Yani 3 yıllıksa bu kriterlere uygun bir binadır muhtemelen. Yani tabii 2007 depremi. Yani ben biraz yani acaba bir hatam var, tasarım hatası mı var yani binada? Olabilir belki hocam. Yani binayı aslında görmek lazım. Vatandaşın telefonu bıraksın. En azından ben şahsen ilgilenirim yani. Binasını görürüm. Yani en azından bir inceleyeyim, bir değerlendireyim. Evet hocam. Tabii biz resmi olarak değil, gayri resmi olarak bir vatandaşa yardımcı olma açısından gelip bakabiliriz yani. Peki hocam. İyi günler, konuğumuza bir sorum olacak. Bizim evimiz 30-35 yıllık, 5. katta oturuyoruz. Evimizde büyük çatlak yok ama alt katlarda çatlaklar var. Merdivenlerimizde eğilme var. Dairemizin alt zemininde eğilme var. Binaya bakıldığında arkaya doğru eğilme var. Evde sürekli bir titreme hali var. Çatının yan duvarı çöktü, bacalar çöktü ama orta hasar verildi. Bu binayı güçlendirme kurtarır mı? İtiraz ettik. Yan bitişik binalarımız ağır hasarlı. Bizim binamız onlar yıkılırken dahi zarar göremez mi demiş. Binamız karkas yapı demiş. Vallahi Aknar Mahallesi'nde. Anladığım kadarıyla bütün şeyleri, yapısal kusurları saymış yani vatandaş. Evet. Ve yani onu 30-35 yıllık bir bina. Bütün yapısal kusurlar kendi açısından söylemiş. Yani evet. Binayı görmeyince bir şey diyemiyorsun. Evet, yani resimleri var binanın ama tabii yani yakından binada görmek... sapmadan bilene bahsediyordu artık. Evet. Yani diğer bir alternatifler var zaten. Eğer ikinci şeyde de orta hasar verirlerse bir 15 günlük süre içerisinde idari mahkemeye başvurabilirler yani. Evet. Sonuçlansın belki de yani ağır hasarlıdır binası. Evet. Ceyhun Bey Ömer hocama iyi akşamlar demiş. Bu karot alma işi neden bina sakinlerine yükleniyor?
Zaten güçlendirme 27 binden yaklaşık 60 bin lirayı buluyor demiş vatandaşımız. Karot almayı vatandaş kendisi mi alacakmış? Yani eğer bu süre hasar durumunu kabul etmeyenler öyle bir itiraz yaparlarsa herhalde o masraflar bina sakinlerinin cebinden çıkacak. Aslında karot alma çok da maliyetli bir şey değil de acaba laboratuvarlar bunu alırken biraz maliyetleri arttırmışlar mı ki vatandaş böyle söylüyor? Yani zaten biz güçlendirme parasını cebimizden vereceğiz. Bir de karot alma durumunda niye bizim cebimizden onu çıksın demiş. Onu bilmiyorum yani. Evet. Şeyi... Çöteli köyünde ikamet ediyoruz. Evimize ağır hasar denildi. Bize hiçbir şekilde ne geri dönüş oldu ne de yıkım yapıldı. Evimizi boşalttık. Ne olacak durumumuz demiş. Mutlaka çevre şehirciye müracaat dönüş yapılır. Tabii dönüş yapsınlar. İstasyon Caddesi'ndeki dairenin parasını ödeyeceğiniz halde niye sadece bir daire demiş. Benim 3 dairenin biri verilecek, 2 tanesi satışa mı koyacaklar demiş. Anladığımız kadarıyla 3 dairesi varmış vatandaşımızın herhalde. Bir tane hak sahipliği olacak. 2 diğer dairesi de arsa payı hesaplanarak onların ödemesi yapılacak o daire sahibine. Böyle bir süreç olacak. Elazığ olarak memleketimize sahip çıkınız lütfen demiş. Mağduruz demiş. Şimdi o arsa sahibi olarak iki daireyi devlet yani şey mi? Devlet yok mesela şey mi? Bir binada hocam işte bir apartman dairesinde diyelim bir kişinin 3 tane dairesi var. Tamam. Oradan bir tane hak sahipliği alıyor. 2 tanesi? Diğer 2 tanesini de arsa payından işte değeri hesaplanarak. Orada fiyat kim belirliyor? Onu herhalde belediye belirleyecek. Belediye. Ya da yani o yani çevre şehircilik belirleyecek ya da. Şunu söyleyeyim. Fiyat tabii vatandaş bizim vatandaşımız. Biz de tabii onların lehine konuşalım. Yeri geldiğinde. Tabii devlet de bizim devletimiz ayrı bir olay da. Evet. Vatandaş da mağdur olmasın diye verdikleri fiyattan memnun kalmazsa mahkeme yolu açık otur şeylerde. Evet. Mahkemenin sürecini başlatabilirler. Ben Mehmet Rüstem Paşa Mahallesi'nde oturuyorum. Binamız az hasarlı. 96 yapımı kentsele girer mi demiş. Rüstem Paşa Mahallesi'nin sadece bir bölümü kentsel dönüşüme girecek değerli seyirciler. O da Mücahit Yanı, düzeltiyorum. Hamza Yanılmaz üst geçidinin oraya yakın bir bölümü yanılmıyorsam. Onun dışında yani Rüstem Paşa Mahallesi tamamıyla kentsel dönüşüm projesi içerisine girmiyor. Sadece bir bölümü girecek. Hayırlı akşamlar. Binanın kirişlerinde çatlaklar var. Saz sıkıntı olur mu demiş. Bu böyle bir soru gelmiş hocam. Binanın kirişlerinde çatlaklar varsa. Kirişlerde 0.5 milimetrenin altındaysa az hasara girer. 0.5 milimetre. 0.5 milimetrenin altı kılcal olarak mı nitelendiriliyor hocam? Yani, kılcal çatlak diye mi? Kılcal diye düşünün yani 0.5 milimetrenin altında. Eğer 0.5 milimetre ile 2 milimetre arasında kesme çatlağı yani kirişe ortalama 45 diye kaç yapacak şekilde kesme çatlağı varsa daha orada eğilme çatlağına bakılmıyor. Ona göre değerlendiriliyor. Tabii. Benim ve evim orta hasarlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde mahallenin tamamında kentsel dönüşüm var mı demiş. Bildiğimiz kadarıyla Mustafa Paşa'nın tamamı kentsel dönüşüm projesi içerisinde değerlendirilecek. Tabii artık oraya kentsel dönüşüm gidince hocam hasar durumunda çok fazla bir önemi çok yok. Önemli yani değil, tabii. Ağır hasarda, orta hasarda o kapsam içerisinde değerlendirilecek. İyi geceler Ceyhun Bey. Hocama bir sorum olacak. Ben Aksaray Mahallesi'nde oturuyorum. Benim binam 48 yıllık yığma bina. 72 yapımı, 3 katlı. İlk gelen arkadaşlar orta hasar vermişlerdi. Muhtarlıklara asılan kağıtlarımızda az hasar depo olarak görünüyordu. Ben itiraz ettim. Gelen ekipler bu sefer de ağır hasar verdiler ama hiçbir şekilde bilgi verilmedi. Nasıl biliyordu diyelim. Askıya çıkmasını bekleyecekler. Tabii. Çünkü ayın 18'inde sonuçlanacak. Tabii. Ayın 18'inde zaten o hasar durumu askıya ilan edilecek. Muhtarlıklardan bakabilirsiniz ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hasar tespit sitesi üzerinden de adres bilgilerinizi yazarsanız zaten binanızın durumunu görebilirsiniz. İyi yayınlar. Köylere ne zaman sıra gelecek? Kira yardımı dilekçe verdik. Cevap çıkmadı. Neden demiş? Evimiz ağır hasarlı demiş. Onu bildiğimiz kadarıyla bir sıraya koydular hocam. AFAD ödemeleri o sıra dahilinde yapıyor. Mutlaka yani bu vatandaşımıza da sırası geldiği zaman ödemesi yapılacaktır. İyi akşamlar Ceyhun Bey. Hangi bölgeler kaç kat verileceği belli oldu mu ya da bu konuyla ilgili açıklama ne zaman yapılacak? Bunu bilemiyoruz. Meclis toplantıları başladı ama belki ilerleyen günlerdeki toplantılarda bu
rakamlar da belli olacaktır. Palu'da hasar tespiti yapıldı ancak listeler halen asılmadı. Sebebi nedir? Sebebi 18'ini bekliyoruz. 18'inden itibaren kesin listeler askıya çıkacak. Hocama az önce mesaj atmıştım. 2 yıllık bina Mustafa Paşa'da riskli alan içerisinde kaldığı için yıkılma durumu var ama bina sağlam. Bina sakinleri kredi çekmişler ve bu evler yıkılırsa bunların durumu hakkında bilgilendirirseniz seviniriz demiş. Yani yine buna benzer bir soru kredi, hocam. Az önceki kredi çekmişlerse DASK bir görüşsünler DASK'tan yani o sigorta deprem şirketi sigortası şirketinden. Evet. Bir kesinleşsin ondan sonra bir bu yolu izlesinler. Bankayla görüşsünler ve DASK'la görüşsünler. Evet. Muhakkak yani mağdur etmezler ya. İyi akşamlar Ceyhun Bey. Oturduğum bina 50 yıllık yığma bina. Önce az sonra da orta hasar. Tekrar da az hasar denildi. Yığma binada güçlendirme olmadığını biliyorum. Lütfen Ömer Bey'e sorar mısınız ne yapabiliriz demiş. 3 kere mi gelmişler? Evet. Herhalde 3 kere. Ya az hasar vermişlerse arkadaşlar tabii teknik elemanlar bir kanaatlerini bildirmişlerdir. 50 yıllık yığma bina. Yani 50 yıllık yığma bina. Ya 500 yıllık yığmalar var yani. Evet. Tabii bizim bu yapılarla kıyaslamayalım yani. Bunlar işte camiler var. Birçok yapı var yani. Kiliseler var, medreseler var. Her şey var yani. Evet. Yığma olunca biraz daha depreme dayanıklı yani. Çünkü tüm taşıyıcı elemanları depreme dayanıklı olduğu için. Evet. Kat sayısı fazla işte. Son eskiden 3 veya 4 kat yapmışlar. Şu anki yönetmeliğe uygun değil tabii. Evet. Hocam ilk kontrolde orta hasar denildi. İkincide az hasarlı denildi. Bu az hasarlı valilik sayfasında görünecek mi? Oturmamız doğru mu? Bu binada lütfen yardım edin. Yatamıyoruz demiş. Zaten mühendis arkadaşlar gelmiş kanaatini bildirmiş yani. Bence rahat az hasar, az hasar demiş ya. Oturabilirsiniz. Tabii, tabii, yani orta tabii hasarlarda ya oturmaya izin verilmiyor ama az hasarlarda sıkıntı yok. Tabii ya. Az hasar dedikleri de sıva çatlağı falandır yani. Ya. Evet. Çok şey değildir yani. Muhtemelen. Belki ufak tefek kiriş çatlağı vardır. Biz kiriş çatlaktan da çok büyüttük yani. Yani onun kriterleri var. Baksınlar yani arkadaşlar da baksın. Evet. Bir de döşemede devam ediyor mu etmiyor onlara baksınlar yani. Çünkü 0.5 milimetrenin altındaki tabii ya. Birlikte çalışır döşemeyle birlikte kiriş. Evet. Bizim evimiz yığma ve tek katlı hafif hasar dediler. Ev 40 yıllık ama tedirgin oluyoruz demiş. Tek katlı. Tek katlı yığma bina hafif hasar olarak değerlendirilmiş. Problem yok ya. Evet. Bizim ev ağır hasarlıydı. Ben 1000 TL yattı. 6000 TL yatmadı. Ev sahibiz. Konteyner istemiyoruz. Kalan para ne zaman yatacak? Soruma cevap verin lütfen demiş. Çevre şehirciye sorsun. Ağır hasarlıysa konteynere, eğer konteynere gitmişseniz kira yardımından faydalanamıyorsunuz. Bunu bilmenizi istiyoruz. 2500 lira mı veriyorlar? Burada çevre şehirciye şey vardı. Evet, taşınma ücreti sadece veriliyor. Ama konteynere gitmemişseniz şayet 11 bin lira. Evi ağır hasarlı mı, orta hasarlı mı? Ağır hasarlı hocam. Orta hasarlı olan ev sahiplerine 5000 TL, kiracılara 2500 TL diyor da. Ağır hasarlıya 11 bin lira kira yardımı yapılıyor. Konteynere gitmiyorsa tabii. Sorsun çevre şehircilikten bir öğrensinler. Listede çok şey bu madde var, bulamayız. Evet. 6. maddeyi açıklar mısınız demiş bir arkadaşımız. Afet sebebiyle hak sahibi olanların tespit hakkındaki yönetmelikle ilgili bir soru sormuş. Ebeveynine ait başka bir konutta ebeveyninden ayrı olarak oturmakta olan evli kişilerden her biri ayrı ayrı olmak üzere hak sahibi sayılırlar demiş bu yönetmelikte ama çok da fazla bir onu da yine çevre şehirciye veya evet, AFAD'a gidip sorabilirler. Daha, yani buradan daha sağlıklı bilgi alırlar yani. Evet. İyi geceler. Rüstempaşa Mahallesi Çiftçi Sokak'ta oturuyoruz. İki ağır hasarlı binanın ortasında kalmış durumdayız. Ve ayrıca sokağımızdaki çoğu bina ağır hasarlı ve yıkım yapılacak. Kentsel dönüşüme girme durumumuz var mı demiş. Yani bulunduğunuz sokak eğer o bahsettiğim Hamza Yanılmaz alt geçidine yakın bir bölge ise muhtemelen o alan içerisindedir ama onun uzağındaysa eğer kentsel dönüşüme girmeyecek. Çünkü sadece bir bölümü Rüstempaşa Mahallesi'nin gidecek diye bir bilgi var elimizde.
Ceyhun Bey, Salı Baba Mahallesi'nin durumu ne olacak demiş. Çok eski evler var. İnsanların maddi durumu çok düşük. Nasıl olacak demiş. Hocam aslında bahsetmiş olduğunuz o kerpiç yapılaşmaların da olduğu bir mahalle. Salı Baba Mahallesi. Evet. Buradaki evlerin durumu ne olacak demiş ki zaten sizin görüşünüz bu binaların yıkılması yönünde. Yani tercih edilmemesi. Evet. Yarın bugün zaten bir daha deprem olduğunda. Çünkü Van depreminde de buna benzer binaların. Sonuçta depreme karşı dayanıklı bina değiller. Tek katlı olmalarının avantajından dolayı bazıları ayakta duruyor. Evet. Evet. İyi yayınlar Ceyhun Bey. Palu'da hasar tespiti yapıldı ama hala listeler açıklanmadı. Sebebi nedir demiş. Palu için yazdık. Lütfen cevap verin demiş. Yani Palu için statü neyse Elazığ için de aynısıdır. Muhtemelen işte o ayın 18'indeki evet. ikinci hasar tespitinin tamamlanması açıklanır. Bekleniyor. Tamam, ondan sonra açıklanır. Kesin listeler açıklanacak. Bu Palu'da da böyle. Elazığ merkezinde de böyle. İyi geceler Rüstem Paşa. Gün batımı sokakta oturuyoruz. Evimiz orta hasarlı bina. 27 yıllık. Güçlendirilebilir diyorlar. Ne dersiniz hocam demiş. 27 yıllık herhalde şey oluyor. Orta hasarlı bina mı? Öncesi mi oluyor hocam? Yani zaten şöyle bir şey 98 öncesi ama şimdi tabii bina orta hasarlı demişler. Bir bakmak lazım binanın taşıyıcı elemanlarındaki alınacak karot numunelerinde dayanımları var mı yok evet. mu? Yani burada insanların size söylemlerinden ziyade gidip bir yapı denetim firmasıyla görüşülebilir. Laboratuvardan bir karot alıp sonuçlara bakıp eline raporlar eline alır. Bir rapor evet. düzenlenebilir. Yoksa onun bunun yani hocamı tenzih ediyorum ama öyle çevreden işte o bize dedi ki güçlendirme yapılırsa olur bu dedi olur ama bunu böyle resmi bir kanaldan ya da gidip uzman bir kişiden. Yani teknik rapor düzenlenebilir teknik rapor üniversite tarafından lazım. Veyahut da yetkili mühendislik bürolar veyahut işte yapı laboratuvarlarından veyahut yapı denetimlerden yetkili firmalardan ona göre değerlendirme yapılıp performans analizine bakılır yani. Evet. Bankadan kredi çektik. Eski bina yani tabii ki. Evet, eski bina. Bankadan kredi çektik ve ev aldık. Ev orta hasarlı oldu. Hocama sorar mısınız bizim durumumuz ne olacak demiş. Yani yine yani onu bankayla sigorta şirketleri zaten DASK yapılan bir evdir muhtemelen krediyle alındığı için bu konuda o sigorta şirketi daha detaylı bir bilgi daha verebilir. Bilgi ver. Tabii onlar daha iyi bilir yani. Ağır hasar için belki tahmin edebiliyoruz bazı şeyler ama orta hasar için bir şey söyleyemiyorum. Evet. Benim iki evim var. Kiraya vermiştim. Kirada olan orta hasarlı Süsürü'de kentleşme var mı? O bir evim diğer evim az hasarlı ne yapmalıyım demiş. Az hasarlı ev için problem zaten yapılacak bir şey yok. Problem zaten yok. Zaten az hasar dediğimiz yani yapısal anlamda hasar yokmuş anlamına geliyor. Evet. Aslında bu az hasarı da bir şey tabii biz bir önerimiz yani, yani bir öneri sunarak da az hasar yani taşıyıcı olmayan elemanlara az hasar değil de hafif hasar desinler ya evet. da hassassız desinler hasarsız. Yani. Ya zaten bunlara hocam herhalde bir AFAD kapsamında kelimesi, bir boya badana hasar kelimesi insanları rahatsız ediyor ya. Evet. Yani bunu bir düzenlemek lazım yani. Kesinlikle. Biraz da yani psikolojik olarak insanları etkilediği için hafif hasar veya tas hasar desin yani. Şimdi iki tane sıva çatlağından dolayı az hasar demek zorunda değilsiniz ya. Evet. Hocam sorulara daldık. Belki de konuşacağımız mesela bir yüksek kat konusunu konuşmadık hocam. Şimdi son 6.8'lik depremden sonra artık insanlar yüksek katlı binalarda oturmaya korkar hale geldiler. Ama bir de şu var, deprem sonucunda da hiçbir yüksek katlı binada böyle ciddi bir hasar da görmedik yok, hocam. Zaten yani, şimdi 2000, dersiniz hocam, 2007 deprem yönetmeliği. Özellikle son yıllarda yapıldı Elazığ'da yüksek yapılar. Özellikle 14-15 katlı. Yani 2007 deprem yönetmeliğine göre yapıldığı için problem yok. O evet. konuda rahat olsunlar. Çünkü çok katlı yapılarda depremden dolayı sıkıntı çıkacak diye bir olay yok. Tabii insanlar çok katlı yapıların üst katlarında depremin daha çok hissettikleri için tedirginler. Evet. Belki evdeki eşyalarda problem oluyor, sıkıntı oluyor, maddi hasar oluyor ama şu an Elazığ'da 2007'den sonra yapılan binaların hemen hemen birçoğunda, hemen hemen hepsinde diyebiliriz. Belki gözden kaçan bir iki tane var mı bilmiyorum. Bir sıkıntı yok.
Çok katlı yapı tercihi Elazığ için bence çok aşırı yapmakta da fayda yok yani, gerek yok yani. Evet. Yani insanlar psikolojik olarak rahatsız oluyor bazı şeylerden. Evet. Çok yapı yerine mesela çok katlı yapacaksınız. 8 katlı yapabilirsiniz yani, bu da çok katlıya fazla girmez. Evet. Bölgesel olarak bunu 8 katlı işte Çayda Çıra'da veyahut da zemini daha farklı olan, sert zemin olan yerlerde yapabilirsiniz. Diğer yerlerde zannedersem şu an belediye bundan sonra şey vermeyecek, ruhsat vermeyecek çok katlılara. Evet. Ona göre bir düzenleme yapıyor. Ama mesela mevcut çok katlı binalarda da zaten o yönetmeliğe uygun olarak yapılmış değil mi? Yok, hocam zaten... Mesela işte o bir alışveriş merkezimizin hemen arkasındaki işte 28 katlı ikiz kuleler diye nitelendirilen bir bina var. Mesela orada fore kazık da çakılmış, işte radyal temel, herhangi bir sıkıntı yani yok. Yani gidip görmedim ama yani taşıyıcı elemanlarda problem yok. Yani belki işte normal az katlarda olduğu gibi sıva çatlakları, duvar çatlakları oluşabilir. Bu normaldir yani. Normal. Hani bu da şey, bir şey yoktu değil de yani, o da öyle 20 kat 30 katta yapın demiyoruz yani. Daha artık bundan biraz uzak durmakta fayda var. Psikolojik şeyleri var yani. Evet. Etkileri var yani. Olumsuz etkileri var. Yoksa çok katlı yapılarda hakikaten problem yok. Problem çünkü yok. 2007 deprem yönetmeliği yeterli yani. Yeter ki o yönetmeliğe uygun olarak yapılsın. Tabii yapasın. Tabii. Evet. Hocam çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Ben teşekkür çok ederim. Çok önemli bilgiler verdiniz hocam. Birçok soru işaretlerini ortadan kaldırdınız. Özellikle orta hasar konusundaki ifadeleriniz mesela 98 öncesinde güçlendirmenin çok yani bir istisnalar hariç genel olarak yararlı olmayacağını söylediniz. Bu da bir inşallah Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, işte bakanlığı için bir fikir oluşturur. İnşallah bu konudaki bu mağduriyetler ortadan kaldırılır. Çünkü birçok insanımız bu nedenle mağdur durumda. Elazığ'da ev bulamıyorlar. Şu anda da böyle bir herhalde yaz mevsimine kadar da bu ev sıkıntısı devam edecek. Çünkü kiralık ev hakikaten yok. Bu insanlar da çünkü orta hasarlar da evlerinin durumunu merak ediyorlar. Eğer ağır hasara çevrilirse belki onlar da gidip o süreçte ev bulmak isteyeceklerdir. En büyük mağduriyet orta hasarlı bina sahiplerinde. İnşallah bu mağduriyetler ortadan kaldırılır. Bu program aracılığıyla diyelim hocam. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet değerli seyirciler, bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir dahaki gündem özel programında görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar.